Selamlar arkadaşlar. Bu videoda zehirli anne babaların, daha doğrusu kendini çocuğuna adamış, iyilik yapmak isteyen, çocuğunu çok fazla seven ama farkında olmadan çocuğuna zarar veren anne ve babaların söylemleri üzerinde duracağım. Anne ve babalar çocukluğumuzdan itibaren bizlerle beraber olduğu için adeta bizim kaderimiz oluyorlar. Yani doğduğumuzdan ölene kadar bütün davranış örüntülerimizi kişiliğimizi, karakterimizi, her şeyimizi etkiliyorlar. Son derece öneme sahip. Yani özellikle çocukluk dönemi, 0-6 yaş döneminde çocuk dünyaya karşı güven algısını bile anne babanın ona yaklaşımından almaya başlıyor. O yüzden ebeveynlere çok fazla iş düşüyor. Geleceğin nesillerini yetiştirecek olan anne ve babaların çocuk yetiştirirken çok dikkatli olmaları gerekiyor. Çocuk dünyaya geldi andan itibaren ilk duyduğu sözleri sizlerden duyuyor. Anne ve babalardan duyuyor. İlk tebrikleri, ilk takdirleri, ilk cezaları, ilk yasakları, ahlaki bütün temelleri her şey sizden almaya başlıyor. Ve en önemlisi kendine dair düşüncelerini sizden duyuyor. Mesela tatlı bir çocuk olduğunu sizden öğreniyor. Yaramaz bir çocuk olduğunu ilk sizden duyuyor. Dolayısıyla ilk duyduğu şeyler çok önem arz etmeye başlıyor. Kendini nasıl değerlendirdiği? Kendini sevilebilir kişi olarak görebiliyor mu bu çocuk? Kendini yeterli kişi olarak görebiliyor mu? Kendini değerli hissediyor mu? İşte bunların hepsi annenin, babanın ağzından çıkan laflarla oluşuyor. Bazı anne ve babalar örneğin çocuğuyla kendini kıyaslar. Ben senin yaşındayken neler yapıyordum? Senin şimdi her şeyin var, hiçbir şey yapamıyorsun. Ya da başkalarıyla kıyaslar, başka çocuklarla. İşte falancanın çocuğu takdir getirdi, sen neden teşekkür aldın? Gibi kıyaslamalar yapabiliyorlar. Farkında olmasak da hani biz iyi niyetle belki bunu söylüyoruz. Bir tanem hani çalışsan takdir alabilirsin, daha güzel yerlere gelirsin falan. Aslında niyetimiz bu. Ama söylediğimiz şeyler istediğimiz bu niyete ulaşmıyor maalesef çocuk diyor ki beni neden kıyaslıyor? Farkında olmadan çocuğumuzu birilerine benzettiğimiz zaman da onu değersiz hissettirebiliyoruz, yetersiz hissettirebiliyoruz. En başta şu soruyu kendimize sormamız lazım. Ben bir anne baba mıyım? Ben bir ebeveyn miyim yoksa bir bakıcı mıyım? Çünkü bakıcılar da aşağı yukarı anne babaların yaptığı her şeyi yapıyor. Ancak anne ve babanın bir farkı var burada. Bu da çocuklarını geleceğe hazırlamak. Onları hayata hazırlamak aslında. Ebeveynlerin en önemli rolü bu. Çünkü sizin çocuğunuz oradan çıkıp toplum içerisine gidecek. Evde kendini değerli, sevilesi hissetmeyen bir çocuk toplum içinde de kendini değerli hissetmeyecek ve yetersiz hissetmeye, değersiz hissetmeye başlayacak. Bazen çocuklarımızdan çok yüksek beklentilerimiz oluyor. Örneğin, ya sana her şeyi veriyorum sana her şeyi alıyorum. Neden ders çalışmıyorsun gibi. İnanılmaz bir yük yüklemiş oluyoruz. Çocuk diyor ki ya evet ya annem bana her şeyi verdi. Babam bana her şeyi aldı. Onların bu beklentilerini karşılamam lazım. Bir şeyler yapmam lazım. Kendini kötü hissetmeye başlar. Ya da daha ağır bir cümle söyleyeyim. Senin için her şeyden vazgeçtim ben. Babanı karşıma aldım. Bir annenin söylemi. Senin için bu hasta halimle çalışıyorum, dershane ücretini ödeyim diye bunları söylediğimizde belki hani iyi niyetle yine söylüyoruz ama çocuğa çok fazla yük yüklemiş oluyoruz. Çocuk diyor ki ya benim bir şeyler yapmam lazım. Benim için bu kadın kahroluyor. Bu adam benim için sabah akşam demeden vardiyalı, vardiyalı vardiyasız çalışıyor. Benim bir şeyler yapmam lazım. Ve çok ciddi bir beklenti altına girmiş hissediyor kendini. Bu beklentiyi karşılayamadığında ise beni kimse sevmeyecek, ben değersiz, işe yaramaz bir insanım demeye başlayacak. Çünkü annem babam bu kadar çalışıyorken ben bunları yapamadım. Bu suçun altında ezilmeye başlayacak çocuk. Ve bu onun bütün hayatını etkileyebilecek. Bazen evliliklerde problemler oluşur. Anne baba kendi aralarında tartışırlar. Tamam normal olabilir. Her evlilikte olabilir. Ancak işler ayrılma noktasına geldiğinde bazı anne babalar çocukları yüzünden ayrılmamayı tercih ederler. Sırf onlar için bu adama katlandım. Sırf onlar için bu kadına katlandım diyebiliyor anne babalar. Tamam buraya kadar çok büyük bir problem yok ama bunu çocuğa söylediğinde problem olmaya başlıyor. Senin için bu adama katlanıyorum. Senin için bu kadına katlandım ben. Hala çocuğa inanılmaz yükler yüklemeye başlıyoruz. Çocuğa bir şey yaptırmak adına senin için bu adama katlandıysam sen de benim için bunları yapacaksın diye bir sorumluluk yüklemeye başlıyor. Ama bu çocuğun omuzlarına yüklenebilecek bir sorumluluk değildir. Çünkü sizin evliliğinizin kötü gitmesinden sorumlu olan ya da iyi gitmesini sağlayan kişi çocuğunuz olmamalı. Bu sizin aranızdaki bir meseledir. Bunun sorumluluğunu, bunun yükünü çocuğunuza yıkamazsınız. Çocukta ruhsal yara açan bir diğer söylem tabii ki çocuğun fiziksel özellikleriyle eleştirilmesi. İşte çok yemek yiyorsun, çok kilo aldın, zayıflaman gerekiyor tarzı söylemler ya da Fiziksel herhangi bir şeyini eleştirdiğiniz zaman bu olumlu anlamda da olumsuz anlamda da eleştirileri kapsayabilir. Yani bir çocuğa çok fazla sen çok güzelsin, çok yakışıklısın vesaire demek de çok iyi olmayabilir. Bir çocuğa sen çirkinsin, kısa boylusun, kilolusun tarzında söylemler de çocuğun ruhsal yaralarının açılmasına sebep olabilir. Çocuklar İlk başta sizden alıyor bu değerlendirmeleri ve diğer değerlendirmelerin hepsini sizin söylemlerinizle kıyaslamaya başlıyor. O yüzden sizin söyleminiz çocuk için en önemlisi haline gelebiliyor. Belli bir yaştan sonra hala bu söylemleri devam ettiriyorsanız çocukla aranızda çatışmalar başlıyor. Ama sadece çatışmadan ibaret olmuyor bu. Çocuk kendini toplum içerisinde eleştirilecekmiş gibi hissedebiliyor. Dolayısıyla özgüveni düşüyor. Sınıf içerisinde, arkadaşları arasında yine dalga geçileceğini, vücudunun fiziksel özelliklerinin eleştirileceğini düşünebiliyor. Eşler arasında problemler oluştuğu zaman çocuklara sorumluluk düşüyor gibi bir ortam oluşur. Ve bazen anne çocuğu kullanır babayla iletişim kurmak için. Git babana şunu söyle ya da baba çocuğu anneyle iletişim kurmak için e, kullanır. Git annene şunları söyle gibisinden. Bu da çocuğa kendi sorumluluğu olmayan yeni yeni yükler yüklemeye başlar ve çocuk bunların altında ezilebilir. Hayatını çekilmez, yaşanmaz bir hayat olarak algılayabilir. Hele ki çocuğa işte sen babanı daha çok seviyorsun galiba. Benim dediğimi hiç yapmıyorsun ya da baba aynı şekilde çocuğa sen anneni mi daha çok seviyorsun? Hep annenleyken mutlusun benimleyken değilsin tarzında kıyaslama yapmaya zorlarlarsa çocuğu bu da çocukta ruhsal yaralar açabiliyor. Bunların hepsine biz işte zehirli anne baba davranışları ya da toksik anne baba davranışları diyoruz. Bir de bazen farkında olmadan anne ve babalar başka anne babaları gördüklerinde onlara bazı öneriler sunabiliyorlar. Mesela işte sakın ikinci çocuğu yapmayın. Biz yaptık pişman olduk. Bu söylemleri çocuk duyabiliyor. Ya da çocuk yapmayan çiftlere diyorlar. Sakın çocuk yapmayın. Vallahi hiç tad alamıyoruz hayatımızdan. Sürekli çocuklarla uğraşıyoruz. Ne bir gezmemiz var, ne bir dışarıya çıkıp yemek yememiz var. Hiçbir şeyimiz kalmadı. Tatil falan zaten hepsi zehir oldu. Bence çocuk yapmayın, gezin. Çocuk bunları duyduğu zaman kendini suçlu hissedebiliyor. Yani ben ne yapıyorum da annemin babamın hayatını bu kadar karartabiliyorum ki diyebiliyor. Beklentilerimize de çok dikkat etmeliyiz bu noktalarda çünkü... Çocuk yapabileceğini yapıyordur zaten. Sizin beklentiniz çok yüksekse yani siz çıtayı çok yüksekte tutuyorsanız bu da çocuğunuza yük gibi gelebilir. Örneğin çocuğunuz içe dönük birisidir. Siz dışa dönük bir çocuk arıyorsunuz. Yani kendi çocuğunuzun daha dışa dönük olmasını istiyorsunuz. Daha özgüvenli, kendi hakkını savunan, girişimci, açık sözlü, dobra dobra birisi olmasını istiyorsunuz. Ama çocuğunuz öyle değil diyelim. Olmayabilir ya da daha fazla dışa dönük de olabilir. İçe kapanık olmasını istiyor olabilirsiniz. Bunlar beklentiye dönüşürse Çocuğunuza farkında olmadan ben seni bu halinle kabul etmiyorum. O yüzden seni sevmiyorum mesajını vermiş oluyorsunuz. Bazen küçük çocuklarda da bu olur. Mesela bir abisi çocuğa bay bay yapmıştır, görüşürüz demiştir. Annesi hemen çocuğa der ki, hadi sen de bay bay yap, sen de görüşürüz de. Bak abi seni sordu, sen de abiyi sor falan. İşte bak abla seni öptü, sen de ona bir bay bay yap falan. Hemen böyle yönlendirmeye çalışır. Çünkü benim çocuğum kibardır. Teşekkür etmeyi, özür dilemeyi bilmelidir. Selam vermeyi bilmelidir gibi bir beklentimiz var. Halbuki çocuk görerek, model alarak öğrenir genelde. Siz bu kadar söylerseniz, bu kadar baskı yaparsanız çocuğun ödevi haline gelecek. Yani her gördüğümde selam vermek zorundayım gibi hissedecek. Halbuki biz neden selam veriyoruz? Zorunda olduğumuz için mi? Hayır. Bu bir adet olduğu için, bu bir kültür olduğu için yapıyoruz. Ama siz bunu diretirseniz, dayatırsanız çocuğunuza çocukta da bu bir yüke dönüşecektir. Eşler arasında oluşabilecek bir diğer problem de şu. Mesela anne babayla arası iyi değilse gidip bunu çocuğuna anlatabiliyor. Mesela oğluna gidiyor diyor ki ya oğlum baban şöyle yaptı, babam böyle yaptı. Ya da baba alıyor kızını karşısına annesini şikayet ediyor diyor ki annen böyle yaptı, şöyle yaptı, bana şöyle söyledi falan. Bir adam iyi bir eş olmayabilir. Bir kadın iyi bir eş olmayabilir. Ancak şuna dikkat etmek gerekiyor. Bir adam iyi bir baba olabilir aynı zamanda. İyi bir eş değildir ama iyi bir babadır. Siz gidip çocuğunuza şikayet ederseniz çocuk babasıyla arasında problem yaşamaya başlayacak. Ya da baba anneyi şikayet ettiğinde çocuk annesiyle problem yaşamaya başlayacak. Normalde annesiyle arasında bir problem olmayabilir bir çocuğun ama eşler arasında problem olabilir. Dolayısıyla eşler arasındaki problemleri çocuklar üzerinden halletmeye çalışmamak gerekiyor. Yani çok daha uç örnekler de görebiliyoruz, karşılaşabiliyoruz. Mesela anne çocuğuna babasının cinsel istekte bulunduğunu söyleyebiliyor. Böyle söylediğinde yani anne diyor ki babam benden şunu istedi, bunu istedi ya da baba aynı şekilde Çocuğuna söylüyor işte annen şunu istedi bunu istedi gibisinden ve bu cinsel isteklerden bahsediyorlar. Bu yaşandığında çocuklar anne ve babalarından tiksinmeye, nefret etmeye başlayabiliyorlar. Kendi cinsel hayatları bozulabiliyor ileride. Çünkü babasıyla annesini böyle hayal etmiyor. Böyle talepleri olan birbirlerinden sürekli bunu isteyen kişiler olarak görmek istemiyor belki o an. Karşısında sadece bir baba görmek istiyor. Sadece bir anne görmek istiyor. Çünkü bu anne ile baba arasında dönen özel bir hayat bu hayatı çocuklara yansıtmamak gerekiyor. Siz çocuğa yansıttığınızda çocuk sizden nefret edebiliyor. Bazen de anne ve babalar eşlerinden görmediği ilgiyi çocuktan görmeye çalışıyor ve o ilgiyi çocuktan alamayınca çocuğu suçluyor. Halbuki o senin sadece bir çocuğun, senin eşin değil, eşinin yapabilecekleri şeyleri yapmak zorunda değil. Mesela ilgi isteyebilir, evet bir anne bir baba çocuğuna ilgi isteyebilir ama eşinden aldığı ilgiye yakın bir ilgi bekliyorsa burada çocuğuna onun sorumluluğu olmayan yeni yükler yüklüyor demektir. Bu tarz yaklaşımlar çocukların büyüdüklerinde kendi ilişkilerini de etkileyebilecek problemlere yol açabiliyor. Umarım bu videoyu izleyen anne ve babalar, çocuklar bu söylediklerimden kendilerine bazı paylar çıkarmışlardır. Unutmayın anne ve babaların tüm söylemleri, tüm yaklaşımları çocukların hayatını ciddi oranda etkiler. Bir çocuk kendini değerli, yeterli ve sevilesi hissediyorsa bu iyi bir anne ve babayla büyüdüğünün göstergesidir. Eğer kendini yalnız, değersiz, anlaşılmaz hissediyorsa beni kimse sevmeyecek, kimse bana önem göstermeyecek, ben asla evlenemeyeceğim, ben bir işe giremeyeceğim gibi kendini yetersiz ve değersiz hissediyorsa bu da anne ve baba tutumlarını sorgulamayı gerektiren bir durum olmuş oluyor. Umarım bu söylediklerim sizler için faydalı olmuştur. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.